Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere böbrek fonksiyonları ile alakalı bir bitki çayı karışımını hazırlayacağım. Nasıl hazırlanacağını göstereceğim. Özellikle kreatin yüksekliği, böbreklerde protein kaçağı ve üre yüksekliği ile ilgili bir çaydır bu. Çayın düzenli kullanımında çok başarılı sonuçlar alırsınız. Bizatihi kendi ailemde de kullandığım, büyüklerimde kullandığım bir uygulamadır aynı zamanda. Birçok kişiye de yıllardır uyguladığımız bir uygulama yine. Bu çay için gerekli olan malzemelerimiz sırasıyla şunlar. Altın başak otu. Yalnız dikkat edin, altın otu değil, altın başak otu olacak. Altın otu sapsarı olur. Altın başak otu bu videoda gördüğünüz gibi olur. Bilginiz olsun. Altın otunun görevi başka, altın başak otunun görevi başkadır. Akuş yaprağı arkadaşlar. 40 kilit otu. Avokado yaprağı ve biberiye yaprağı. Bunların tamamından eşit oranlarda yine karıştırmak için bir büyük poşetin içerisine, bir bakliyat poşetin içerisine boşaltıyoruz arkadaşlar. Bu homojen karışması için en pratik yöntemdir. Aklınızda olsun. Kutu karışımlar hazırlarken. Bunların tamamını boşaltıyoruz. Yine aynı oranda da biberiye yaptı arkadaşlar. Şekilde. Üç küçük kürek. Bizim yaklaşık 50 gramlık paketlerimizdeki bitkiye tekabül. Bunun tamamını şu şekilde homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Bu karışımı yaptıktan sonra arkadaşlar bu karıştıktan sonra bunu artık bir kavanoza ya da başka bir tabağa alıp o şekilde kullanırsınız. Bunu homojen karıştırdık. Kullanımı şu şekilde arkadaşlar bunun. Bir su bardağı kaynar suya bir tatlı kaşığı kadar bu elde etmiş olduğumuz karışımda ilave edip bardağın ağzını kapatıp ortalama 7-8 dakika bekletiyoruz. Beklettikten sonra süzüp arkadaşlar yavaş yavaş içiyoruz. Bu kreatin yüksekliği çok fazlaysa, protein kaçağı çok fazlaysa günde ortalama 3-4 kupa içilmesi gerekir. Aç tok fark etmez arkadaşlar. Kullananlara, uygulayanlara şimdiden şifalı olsun. Görüşmek üzere. İyi günler.